Merhaba arkadaşlar, Mühendersiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere teknik resim ve teknik çizim ile ilgili birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Teknik resim, bir şeyin nasıl çalıştığını veya üretildiğini anlamak üzere yapılan çizim, mühendisler arasındaki iletişimi en kolay ve en doğru şekilde sağlanması açısından büyük öneme sahip teknik bir alfabedir. Yani hani mühendislik evrenseldir, yani hani bir dil bilmenize de gerek kalmayabiliyor bazen, eğer doğru teknikleri uygularsanız, bilirseniz bu şekilde de anlaşabilirsiniz. Ben bugün daha çok bildiğiniz gibi hani teknik ressamlar ve mühendislerin kullandığı AutoCAD programı vardı. Bu belki bilgisayarınızın sistemi bunu hani yani tam düzgün şekilde çalıştırmayabilir veya ücretli olduğu için hani bir gerçi şeyi var ama ücretsiz öğrenciler için biraz meşakkatli olduğu için onu da ilerleyen videolarda göstereceğim. Size başka bir uygulama DraftShide adında hem daha basitleştirilmiş, yani 3D falan bunlar olmadan, hem de yani bizim aslında ilk öğrenirken bütün ihtiyacımızı karşılayabilecek seviyede bir program olmuş ve ücretsiz zaten. Onun da ücretli sürümü var galiba ama yani bize ücretsiz olan sürümü yeterli. Dediğim gibi sisteminize de gerçekten çok kolay bir şekilde adapte olacaktır. Yani bilgisayarınız ne kadar kötü olursa olsun kullanabileceğinizi düşünüyorum. Dassault sistemin bir uygulaması. Yani birçoğumuzun bildiği işte SolidWorks veya CATIA var. Bu aynı firmanın yaptığı bir şey. Buradan işte DraftShide yazdım ve indireceğim. Nasıl indirildiğini göstereceğim size. Ve daha sonra da bir sonraki videoda basit bir şekilde nasıl hakim olabiliriz, buna bakacağız. Burada Download Now diye bir seçeneğimiz var. DraftShide 2018 SP1 diyor. Windows için, eğer Mac kullanıyorsanız Mac için de var burada, ya da 32 bit ise bilgisayarınız. Genelde 64 bittir. Buradan da işte Ubuntu falan diyor. Bunları da indirebiliyorsunuz. Bizimkisi 64 bit Windows. Buradan kabul edeceğiz. Okey diyoruz. Ve şu anda indirdi. Burada profesyonel olanı var diyor, satın alın diyor. Ama dediğim gibi yani ilk kullanım için zaten gerek yok. Ki profesyonelini kullanacağımız seviyeye geldiğimiz zaman da AutoCAD kullanmamız tabii ki daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, indirdiğimiz dosyayı buradan açıyoruz. Kurulumunu başlatıyoruz. Daha sonra yükleme ekranı geliyor. Burada bildiğiniz gibi ücretsiz olanı seçiyoruz. Sözleşmeyi kabul ettik. Kur diyoruz. Yükleme kısa bir süre içinde gerçekleşiyor zaten. Ve sona tıklıyoruz. Hayır teşekkürler diyoruz. Ücretlisini almak ister misiniz diyor. Ve etkinleştir diyoruz. Burada mail adresimizi giriyoruz. Ve mail adresimize bir aktivasyon kodu gelecek. Tamamen ücretsiz bir şekilde aktivasyon yapacağız. Burada neyi seçtiğimiz çok önemli değil zaten. Buradan eğitimi bulalım. Education. Evet. Ülkeden Türkiye'yi seçiyoruz.
Makine mühendisliği dedik. Etkinleştir dediğimiz zaman etkinleştirme yapıldı. Şu an açtığımız zaman gelen kutusunda DriveSide'den mail gelmiş. Tıklıyoruz ve aktivasyonu onayladık. Thank you. Aktivasyonun başarılı diyor. Gördüğünüz gibi program açıldı. Buna evet diyeceğim ben. Yani bu çok önemli değil ne dediğimiz. Şuradan birkaç düzenleme yapıyorum. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi program indirildi. Yani 4-5 dakika içinde bunu başarabilirsiniz. Bir sonraki videoda basit olarak ne kullanacağımızı göstermeye çalışacağım size. İnşallah bir sonraki videoyu da çekeriz. Sizlerle birlikte başarılı olabiliriz. Yapamadığınız eğer bir durum olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoya beğeni atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.